4 yıl önce Amerika'nın İHA saldırısıyla, dronlu saldırısıyla devrim muhafızlarının en önemli komutanı ve İran'ın Orta Doğu politikasını şekillendiren isim Kasım Süleymani öldürülmüştü. Ölümünden 4 yıl sonra anma töreni yapılırken, tam da Gazze Savaşı konuşulurken, şimdi çifte bombayla o tören de sarsıldı. Herkes ne oluyor ve arkasında kim var diye soruyor. İki çanta 10 dakika arayla patladı. İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulandı. İran terör saldırılarıyla sarsıldı. Ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri saldırısı sonucu öldürülmesinin 4. yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenleniyordu. İran'ın birçok kentinden binlerce kişi de Kirman'a akın etmişti. Saldırılar Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşti. İlk patlama Süleymani'nin mezarına 700 metre mesafede meydana geldi. Bölgede büyük bir panik yaşandı. 10 dakika sonra ise ikinci patlama sesi geldi. Olay yeri bu defa Süleymani'nin mezarına 1 kilometre mesafedeydi. Patlamaların ardından ortalık kan gölüne döndü. Ölü ve yaralı sayısı hızla arttı. İranlı yetkililer olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Yarı resmi Teslim Haber Ajansı da fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığını duyurdu. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtiliyor. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi bu suçun failleri cezalandırılacak açıklaması yaptı. Saldırıları üstlenen olmadı. Tabii ki dün haberini vermiştik. İran Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için buraya gelecekti. İşte bu saldırının ardından artık bu da iptal oldu. Yapılan bir açıklama da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle reisiye başsağlığı dileklerini ilettiği ifade ediliyor. Sivillere hedef alan terör saldırısını da kınadı Erdoğan. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve aslında buradaki görüşmede yapılacak o söylem telefonda tekrarlandı. Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı bir kez daha Erdoğan tarafından mevkidaşına iletildi. İbrahim Reis'i ilerleyen bir tarihte gelecek Türkiye'ye, Ankara'ya.